Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin bi hurmeti seyyidil murselin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana innaka entel cevvadul kerim. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mubin. Muhammedur Resulullahi Sadikul Vadil Emin. Peygamberimiz dönemine gidelim aleyhissalatü vesselam. Efendimiz Medine-i Münevvere'de ana yasası Kur'an olan bir devlet kurmuş. Adalet temelleri üzerine kurulmuş bir devletten bahsediyorum. Nerede makam, nerede mevki, nerede çıkar söz konusuysa orada artık münafıkları göreceksiniz. Ne demek münafık? Dış görüntüsüyle Müslüman gözüken, Müslüman gibi konuşan, Müslüman gibi dinden, imandan bahseden, Müslüman gibi ayet, hadis okuyan, Müslüman gibi giyinmiş, sizinle aynı safa duran, namaz kılan, yani dış görüntüsüyle Müslüman ama iç alemiyle hiçbir şekilde İslam'ı kendisine sindirememiş, içine sindirememiş insan tiplemesine biz münafık diyoruz. Allah'ımız cümlemizi böyle olmaktan, münafıkların alametlerini taşımaktan muhafaza eylesin. Peygamberi Zişan Efendimiz münafığın alameti üçtür der. Başka bir hadiste dörttür denilir. Mesela en başlıca alametlerinden birisi münafık konuştuğu zaman yalan konuşur. Evet, yalana müracaat etmekten zerre kadar çekinmez. Çıkarı yalanı gerektiriyorsa yalan konuşmaya başvurur. Bir söz verdiği zaman onun için vermiş olduğu sözün hiçbir anlamı yoktur. O yeri geldiğinde söz vermesi gerekiyordur, verir. Ancak kolayca, basitçe o sözünden cayabilir. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا تُم۪ينَ خَانَ. Kendisine bir emanet tevdi edilir de ona kolayca ihanet eder. Yani sözde durmanın, emanete sahip çıkmanın, onu korumanın onun dünyasında hiçbir anlamı yoktur. Adam zannedersiniz, bir takım şeylerinizi emanet edersiniz ama o yeri geldiğinde hiç gözünü kırpmadan o emanete hiyanetlik edebilir. Bir de وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Bu da Peygamberimiz münafığın alameti dörttür demiştim ya, iki hadis hatırlıyorum, üç demişti, bu üç özellikten bahsedilir. Bir de bu dördüncüsü zikredilir. Kim de bu dört hastalıktan birisi varsa onda münafıklık alameti var demektir der Peygamberimiz. Ama Allah'ın mahfazına, kimin de dördü de varsa o kimse halis, katıksız münafıktır der. Tekrar Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun. Dördüncüsü de birisiyle hasımlaştığı zaman, yani dövüştüğü zaman, bozuştuğu zaman çok aşırı derecede kin ve nefret gütmesi. Münafık kimsenin alametlerindendir. Yani kindardır, nefret yüklüdür der Peygamberimiz. İşte
Peygamberimiz döneminde artık bir devlet var. Artık makam söz konusudur. Artık çıkar söz konusudur. Mekke-i Mükerreme'de hiç gündem olmayan ve hiçbir tane bulunmayan münafıkların Medine'de mantar gibi türediklerini görüyorsunuz. Yani münafıklar ortaya çıkmışlar. Mekke'de yoklar. Neden? Mekke'de 13 yıl boyu orada itilme var, kakılma var, horlanma var, aşağılanma var, işkenceye tabi tutulma var. Yerine göre öldürülmek bile var. Yani inandığı değerler uğruna canını verenlerle onlara pervasızca zulmeden, onlara hayat hakkı tanımayan bir anlayış var. Ancak artık Medine-i Münevvere'de Müslümanlar söz sahibi olmuşlardır. İktidar olmuşlardır. Söz konusu iktidar olunca birileri de o iktidarın nimetlerinden kendilerine göre kendi çağları imkanlarınca oradan istifade etmek isterler. Bakın Rabbimiz onların bir eyleminden, bir girişiminden bize bir örnek sunar. Tövbe suresi sayfa 203, ayeti kerime de 107. Bazen hocalarımız burayı aşırı şerif olarak okurlar, oradan hatırlıyorum. Rabbimiz onlardan şu örneği verir bize. Yani 2022 yılında yaşayan biz Müslümanlara şu şablonu sunar. Karakter değişmemiştir. İnsanın olduğu yerlerde, çıkarların söz konusu olduğu yerlerde hep bu tarz davranış sergileyenleri göreceksiniz. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا şu yapanlar var ya, Rabbimiz şimdi bir tavırdan bize örnek veriyor. Ne yapanlar var ya? Mesciden bir cami yapanlar var. Peygamberimiz döneminde birileri cami inşa etmişler. Cami yapmışlar. Neden bu camiyi yapıyorlar? Allah'ımız bize haber veriyor. Dıraran, zarar vermek için. Amaçları, gayeleri, hedefleri zarar vermek. Sonra ve kufran, yani Allah'ın ve peygamberinin insanlığa sunduğu değerleri o camide inkar etmek üzere o camiyi yaptılar. Camiden bahsediyoruz ha, yanlış duymadınız. Bir cami inşa ediyorlar. Ancak amaçları ne? Dıraran, zarar vermek temelleri üzerine kurulmuş o cami. Zarar vermek istiyor birilerine. Ve kufran, küfrü desteklemek istiyor. Küfrün yaltakçılığını yapmak istiyor. Ve tefrikan, bölücülük yapmak için. Müslümanları bölmek istiyor cami üzerinden. Peygamberin camisine gidenler, yani peygamberin getirdiği esasları savunanların camisi, bir de yerine göre peygambere de muhalefet edebilecek, işlerine gelmediği için Allah'ın ve peygamberinin getirdiği bir takım ilkeleri reddedecek, evet, inkar edecek, bunun için de o cami zeminini kullanacak. Bunun için cami yapanlar var ya. Sonra, yani amacı burada üç tane şey saydı. Bir, zarar verecek. Amaç o cami üzerinden Müslümanlara zarar vermek. İki, yani din üzerinden zarar verecek. İki, insanlara bir takım İslami değerleri inkar ettirecek cami üzerinden. Din kisvesini kullanacak. Üç, ve tefrikan beynel mu'minin, müminlerin aralarını açmak. Müminleri birbirlerine düşürmek. Camide böyle bir şey olabilir mi? Caminin asıl amacı müminleri birleştirmek olması gerekirken, peygamber döneminde görüntüde çok has Müslüman gözüken,
sarıklı, cübbeli, sakallı, peygamberin arkasında namaz kılan bir takım münafıklar, yani Müslüman görünümlü bir takım kafirler, içleriyle hiçbir zaman İslam'ın güzelliklerini sindirememiş olan bir takım kimseler, peygamberimiz döneminde bu amaçlara hizmet etmek için bir cami yaptılar. Bir amaç daha güdecek bu cami. Ve irsaden, lojistik destek vermek için bu camiyi yaptılar. Kime destek verecek? Kimi destekleyecek o cami? Limen haraballahe ve resule. Allah ve onun peygamberine karşı savaş açmış olanlara destekçi olmak üzere, destek olmak üzere bir cami yaptılar. Allahu Ekber. Ve le yehlifunne, ey peygamberim, bu min kabl, bundan önce, evet bundan önce Allah'ın peygamberine ve Allah'a karşı savaş açmış olan bir takım zihniyetlere lojistik destek, onların propagandasını yapmak, onların sözcülüğünü yapmak, müminlerin arasını ayırmak, Müslümanları birbirine düşürmek ve bir takım değerleri, İslam'ın bir takım değerlerini inkar etmek, Müslümanlara bu din üzerinden, cami üzerinden zarar vermek üzere Abdullah İbni Selul liderliğindeki Müslüman görünümlü adamlar bir cami yaptılar. Ve leyehlifunne, mutlaka gelip sana yemin edecekler ey peygamberim. Ne diye yemin edecekler? İn eradna illel husna. Vallahi bizim iyilikten başka hiçbir amacımız, hiçbir niyetimiz yok diyecekler. Bu yeminle de peygamberi ve peygamberimiz dönemindeki sahabe efendilerimizi akılları sıra kandıracaklar. Yani peygamberi de ikna edecekler bu konuda. Vallahu, ey peygamberim, vallahu, vallahi Allah, yeşhedü, şahitlik eder ki, innehumul kezibun, o sana gelip, ey Allah'ın peygamberi, bizim bu camide İslam'ı anlatmaktan, insanların namaz kılmalarını temin etmekten, İslam'ın anlaşılmasını sağlamaktan başka hiçbir amacımız, niyetimiz yok diye de sana yemin edecekler. Bil ki bunlar sahtekardır, bunlar yalancıdır. Allah bunların yalancılıklarına şahitlik eder. Ayetin bizim anlayacağımız dilden meali bu. Peygamberimiz döneminde bugünkü Kuba mescidine, Kuba Camisi ile Medine-i Münevvere'de Peygamber Mescidi'ne, mescidinin arası takribi olarak bir 5,5 kilometre. Peygamberimiz döneminde Kuba Camii'ne yakın bir yerde, ki belki 500 metre, hadi olsun 1 kilometre, bir yere o günün münafıkları, yani peygamberin dışında bir oluşuma giden, bir hareket başlatan kimseler bir cami inşa ediyorlar. Tabi sorulacak, ya siz peygambere sormadan bu cami nedir, neyin nesidir, niye bir cami yapıyorsunuz diyecekler ya. Onlar da kendilerini hazırlamışlar. Peygamberi Zişan Efendimiz Tebuk seferine gidiyor idi. Efendimiz'e dediler ki, ey Allah'ın Resulü, biz buraya bir cami yaptık. Efendimiz de sordu, bu neyin nesi, hayrola, ne camisi? Ey Allah'ın Resulü, malumunuz Medine'de kışları çok soğuk olur. İnsanlar Mescid-i Nebevi'ye gidemiyorlar. İnsanlar Kuba Camii'ne de gidemiyorlar. Yaralılar var, yürüyemeyenler var, efendim hastalar var. Hani onlar da rahat namaz kılabilsinler, cemaatten mahrum olmasınlar için burayı açtık.
İnşallah ey Allah Resulü siz de bir gün buyurun da bize bir namaz kıldırın. Yani bunun üzerinden bir meşruiyet kazanmak istiyorlardı. Efendimiz de Tebuk Savaşı'na hazırlık yapmış, oraya çıkmış idi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam savaştan döndüğümde gelip namaz kıldırayım dedi. Camiye kimin itiraz olabilir? Efendimiz ta bu savaş dönüşü bu camiye namaz kılmak ve kıldırmak üzere yöneldiğinde, niyet ettiğinde yolda bu ayet-i kerime indi. Ey Allah'ın Resulü, cami görünümü adı altında veya din kisvesi altında iç dünyalarıyla inanmamışlar, sindirememişler İslam'ın bir takım prensiplerini, kurallarını, özelliklerini. Bunların amaçları bu cami üzerinden, yani din görüntüsü üzerinden Müslümanlara zarar vermek, İslam'ın bir takım değerlerini inkar etmek, Müslümanların arasını bölüp parçalamak, onları birbirine düşürmek ve asıl amaçları o cami üzerinden kafirlerin bir takım çıkarlarını korumak, asıl bunların bu camiyi yapmaktaki amaçları, hedefleri budur ey Allah'ın Resulü. Sana ve Allah'ın dinine karşı savaş açanları desteklemek üzere bu camiyi kurdular. Gelip sana da yemin edecekler. Vallahi bizim bundan başka amacımız yok diyecekler. Aman peygamberim, bunların gerçek amaçları budur. Allah bunların münafık olduklarına, bu amaçlar üzerine camiyi kullanacaklarına, dini kullanacaklarına şahitlik eder. Sen bu tuzağa düşme diyerek Efendimiz'i uyardı. Peygamberimiz kendisi daha Medine'ye varmadan önden bu haberi aldıktan sonra oraya asker gönderdi ve onların güya iyi amaçlar için açtıklarına, insanları ikna etmeye çalıştıkları bu fitne mekanını yer ile yeksan ettirdi, yıktırdı. Onun akabinde la tekum fihi ebeda, asla ve kat'a ey peygamberim gidip de orada namaz falan kılayım deme. Ayet daha devam ediyor. Konumuz zannediyorum herhalde bu ayet üzerinden daha kolay anlaşılacak. Hani 15 Temmuz dedik ya, bizim tarihimizde bir Lawrence örneği var biliyorsunuz. Pek çok Müslüman Arap kadar, hatta onlardan daha iyi, onların lehçeleriyle Arapça konuşabilen, fetva verebilecek düzeyde İslam'ı birikime sahip olan İngiliz bir casus, Müslümanları birbirlerine düşüren, Osmanlı'nın parçalanmasında büyük rol oynayan ve Müslümanları birbirine düşüren, yerine göre ayet, hadis okuyan Müslüman görünümlü bir takım casusları yaşamış bir toplum İslam dünyası. Hani bu işlere çok da yabancı değil. Bu kalkışma üzerinden 250'nin üzerinde insanımız, kardeşimiz şehit oldular. Pek çok insanımız gazi oldular. Bakın İslam'da şehidin ve şehadetin de önemini kısaca arz edip sohbetimi toparlamış olayım. Yalnız şehidin ve şehadetin anlamına geçerken şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kime şehit denilir? Peygamberi Zişan Efendimiz'e geldiler, soldular. Sordular, ey Allah'ın Resulü, bir insan ırkı için savaşsa, ırkı için, yani ırkçılık adına savaşarak ölse bu şehit midir? Veya bir insan kahramanlık için, bana kahraman desinler için savaşsa bu şehit midir? Bir de bir insan gösteriş için, yani ne adam be, desinler için savaşsa şehit midir?
sorusuna Efendimiz aleyhissalatü vesselam ancak ve ancak Allah'ın yasaları yürürlüğe girsin, Allah'ın dini aziz olsun, Allah'ımızın hükümranlığı geçerli olsun niyetiyle İslam'ın değerlerinin hakimiyeti için canını veren kimse şehit olur buyurdu. Yani şehit olabilmek için bir insan önce Müslüman olacak, Müslüman. İki, tamamen niyeti Allah'ımızın rızasını kazanmak olacak. Bunun dışında ırkçılık için, gösteriş için, kahramanlık için veya Allah korusun İslam'ın dışındaki bir takım anlayışların yürürlüğe girmesi, onların korunması için eğer ölecek olursa o kimse şehit olamaz. Bu meyanda ben zaman zaman emek şehidi, emeğin şehidi olmaz. Bilmem sosyalizmin şehidi, sosyalizmin şehidi olmaz. Komünizmin şehidi, komünizmin şehidi olmaz. Bağışlayın, demokrasi şehidi, demokrasinin şehidi de olmaz. Sadece bir şeyin şehidi olur. İslam'ın şehidi olur. İslam davası için ölen insan şehit olur. Bundan dolayı hiçbir şekilde İslam'la bağdaşmayacak bir kelimeyi işin başına, arkasına koyarak şehitlikten bahsetmek mümkün değildir. Ali İmran suresi 169 numaralı ayeti kerimede Rabbimiz وَلَا تَحْسَبَنَّ Ey Habibim, ey Peygamberim, ey Muhammedim, asla ve kat'a zannetme. Neyi zannetme? اَلَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah davası hakim olsun için, yeryüzünde Allah ne demişse o yürürlüğe girsin için öldürülen, Allah yolunda öldürülen kimseleri zannetme. Ne zannetme? Emvaten, ölüleri zannetme. Bel bil akis, tam tersine, ehyaun, onlar diridirler. İnde rabbihim, Rableri katında yurzekune, rızıklandırılıyorlardır. Yani Allah yolunda öldürülen kimselere ölüler deme, onlar ölmüş değillerdir. Onlar Allah nezdinde diridirler ve Allah tarafından onlar rızıklandırılıyorlardır. Ayetin meali bu. Bakın bu ayet-i kerime neden inmiş? Günümüze ışık tutacağı için bu örneği veriyorum. Bununla da toparlıyorum inşallah. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Abbas radıyallahu anhuma efendilerimizden Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Lemme usibe ihvanukum bi Uhud." Uhud harbinde kardeşlerinize şehitlik nasip olunca, yani şehit olunca Uhud'daki müminler, o günkü sahabe efendilerimiz, cealallahu arvahahum fi cevfi tayrin hudurin, Cenab-ı Hak onların, şehitlerin ruhlarını yeşil kuşların içerisine koydu. Aslında cevf, o kuşların göğüslerine, içlerine yerleştirdi. Teridu enharal cenne, onlar cennetin bütün nehirlerini dolaşırlar. Te'kulu min thimariha, cennetin bütün meyvelerinden yerler. Kim bunu yapanlar? Şehitler. Ve te'uyi ila kanadile min zehebin muallakatin fi zillil arş, arşta asılı olan altından kandillere dönerler. Şehitlerin ruhları kuşa benzer
yeşil bir şeyin içerisine yerleştirilirler. Evet. Daha doğrusu kuşların içine yerleştirilirler. Onlar cennetin bütün alanlarını dolaşırlar. Ne var ne yok her şeyini görürler. Nehirlerini görürler, yemeklerinden yerler, sularından içerler, her şeyinden istifade ederler. Ve onlar ne yaparlar? Altından arşta asılı olan kandillere gelirler. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ Onlar yediklerinin, içtiklerinin ve mekilihim kaldıkları yerin güzelliğini gördüklerinde, bura çok önemli, kalu şöyle derler. Cenneti görünce hayretler içerisinde kalıyorlar ve diyorlar ki men yubelligu ihvanena anna enne ahya, bizim ölmediğimizi, bizim hayatta olduğumuzu, bizim böyle nimetlere mazhar olduğumuzu acaba bizim kardeşlerimize kim haber verir? Hangi kardeşlerine? Yani dünyada kalmış, henüz şehadet nasip olmamış kimselere kim haber verir diye şehitler böyle bir temennide bulunuyorlar. Biz ölü değiliz, biz cennette efendim yiyoruz, içiyoruz, zevk-i sefa içerisindeyiz. Bunu bizden geriye kalan kardeşlerimize kimler haber verir deyince, evet, enne ehyaun fil cenne, biz cennette diri olduğumuzu kim haber verir? Nurzeku, bizim burada rızıklandırıldığımızı, burada yiyip içtiğimizi kim haber verir? Lella yezhedu fil cihat, ki onlar da cihattan geri kalmasınlar. Cihadın Türkçe karşılığı nedir? Hakkın hakim olması için var gücüyle insanın çalışma gayretini ortaya koymasına biz cihat diyoruz. وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ, harpten kaçmamaları ve cihat konusunda efendim onlar da ne yapsınlar? Onlar da gayret etsinler, geri kalmamaları için bizim buradaki durumumuzu kim haber verir deyince, فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى, Rabbimiz şöyle dedi, اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ, sizin cennetteki bu durumunuzu, sizin ölmediğinizi, asıl ebedileştiğinizi ben haber vereceğim ey şehit kullarım. قَالَ, bunun üzerine Allah'ımız وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ, şu ayeti indirdi. Niçin? Dünyada kalanlar üzülmesinler, mahzun olmasınlar. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا, Allah yolunda öldürülen kimselerin ölü olduğunu zannetme. İşte bu ayet bunun için inmiş. Bir nükte daha var, onu da arz edip toparlamış olayım. عَنْ مَسْرُوقٍ, Mesruk radıyallahu anh Efendimiz'den, قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللّٰهِ, ey İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz'e diyor biz sorduk. عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ, bu ayeti diyor sormuştuk, bu ne anlama geliyor? Yani وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوَّاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ مُرْزَقُونَ, ey peygamberim, Allah yolunda öldürülen kimseleri sen ölü zannetme, onlar bilakis diridirler, Allah katında beslenmeye, hayata devam ederler. Gale, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz şöyle dedi, اَمَا اِنَّ قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالْ, biz de aynı diyor ayetle alakalı peygamberimize sormuştuk, o şöyle cevap vermişti. Ne demiş peygamberimiz? اَرْوَاحُهُمْ ف۪ي جَوْف۪ي طَيْرٍ خُدُرٍ, şehitlerin ruhları yeşil kuşların göğüslerine yerleştirilir. Kuşların içindedirler. لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ,
Onların arşa asılı kandilleri vardır. Yani cennette o kuş şeklinde gezip dolaşırlar, her şeyden istifade ederler. Ancak gelecekleri yer o kandillerdir. Evet. Tesrahu minel cenneti haythu şa'et. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşırlar. Sonra ثُمَّ تَعْوِي اِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ Sonra onlar o kandillere geri dönerler. فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطْطِلَاعَ Cenab-ı Hak onlara şöyle seslenir, şöyle nazar eder ve onlara şöyle bir soru yöneltir Allah'ımız Celle Celaluhu. Fekal der ki, هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا Ey şehitlerim, arzu ettiğiniz herhangi bir şey var mıdır? Allahu Ekber. Bir şey arzu eder misiniz cennette? Şehidin cevabına bakın. Kalu derler ki şehitler bir ağızdan, Eyye şeyin neştehi ve nahnu nesrahu minel cenneti haythu şi'na. Ya Rabbi, cennette istediğimiz yerde dolaşıyoruz, istediğimizi yiyor, istediğimizi içiyoruz. Daha ne isteyebiliriz ya Rabbi derler. فَفَعَلَ ذَٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Rabbimiz de şehit kullarına bu soruyu tam 3 defa yöneltir. فَلَمَّا رَأَوْا اَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ اَنْ يُسْأَلُوا Bakarlar ki Cenab-ı Hak sürekli kullarının bu arzularını soruyor. Cenab-ı Hak bundan vazgeçmiyor. قَالُوا derler ki ya Rab. Ey Rabbimiz öyleyse. Nuridu en terudde arvahana fi ecsadina. Ya Rabbi öyleyse senden şöyle bir arzumuz var. Rabbimiz ne olur? Bizim ruhlarımızı tekrar bizim bedenlerimize geri iade et. Niye istiyorsunuz dünyaya tekrar geri dönmeyi? Ey şehit! Hatta nukutele fi sebilike merraten uhra. Ya Rabbi! Bu nimetler karşısında biz senin için hiçbir şey yapmamışız. Tekrar Rabbimiz bizim ruhumuzu tekrar bedenimize iade et de senin yolunda bir daha şehit olalım. Felemma ra'a en leysa lahum hacetun turiku ta ki herhangi bir isteklerinin, taleplerinin olmadığı ortaya çıkınca kendi hallerine bırakılırlar. Yani şehitlerin durumu budur kardeşler. Cenab-ı Hak cümlemize şehadeti nasip eylesin. Konuyla alakalı o kadar ilginç hadisi şerifler var ki. Bir insan çok samimi bir dilekle şehit olmayı dilese der Peygamberimiz, o kimse yatağında ölse bile şehit olarak ölür. Bir insan Kur'an okurken ölse şehit olur. Namaz kılarken ölse şehit olur. Abdestli ölse şehit olur. Namusunu, malını, canını korumak, muhafaza etmek için ölecek olsa şehit olur. Bir insan camiye giderken o yolda ölse şehit olur. Bir insan Allah'ım emretmiştir, ilim öğrenmek farzdır inancıyla öğrenime giderken o ilim yolunda başına bir şey gelecek olsa, bir kaza geçirecek olsa şehit olur. Burada bir, mümin ve Müslüman olmak, iki, hedefinde, amacında Allah'ın rızasını gözetmek olmalıdır. Tekrar Rabbimiz bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Allah'ımız bütün gazilerimize güçler, kuvvetler nasip ve mukadder eylesin. Allah'ımız tekrar Türkiye'miz başta olmak üzere İslam dünyasına bu ve buna benzer acılar yaşatmasın. Rabbimiz yaşanmış olan bu menfi gibi gözüken olayları birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize vesile eylesin.
Cenab-ı Hak hepimizden, hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.